Mesele çocuk olunca akan sular durur. Ben de öyle yaptım. Dün İlk Adım Belediyesi ile Satranç Federasyonu İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği Satranç'a İlk Adım turnuvasına gittim. Her sabah okul saati zor uyanan bizim çocuk neredeyse ezan vakti ayaktaydı. Sabah 9'da İlk Adım Belediyesi Mete Adanır Spor Salonu'ndaydık. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir turnuva olacağını daha kayıt yaptırırken hissetmiştim. Çocuklar ve veliler için yiyecek ve içecek ikramı da vardı. Veliler çocuklardan daha heyecanlıydı. Bazı veliler sanki ringdeki boksörü motive eder gibi çocuklarına yaklaşıyordu. O velileri seyre daldım. Çok da üzüldüm. Bazılarının o hallerini fotoğrafladım da. Turnuva devam ederken yenilen çocuklarını azarlayıp ağlatandan "Niye yanlış oynayan rakibini uyardın?" diye sitem edene kadar daha neler neler. Bu tavırlara sinirlendim doğrusu. Bırakıp gidecektim ama Yavuz Kemal'e bunu izah edemezdim. Kaldım. Oysa birbirine rakip çocuklar arasında o kadar güzel diyaloglar vardı ki adeta hırs küpü olan velilerin buna tanık olmalarını çok istedim. Çocukların çoğu o kazanma hırsını bir dinamit gibi ateşleyen anne babalarına inat tam tersi işler yaptı. Kimi diskalifiye olmasın diye rakibini uyardı, kimi kural dışı hamleler yapan rakibinin yanlışını düzeltti. Yenenin yenileni kutladığını da orada gördüm. Bayıldım o çocuklara. Yavuz Kemal'e tembih etmiştim. Yenilirsen sakın üzülme oğlum diye. Nitekim 6 turun ikisinde yenildi. Bana göre kazandı. Çünkü hayata dair çok şey gördü ve yeni arkadaşlar edindi. Yenilgiyi yaşadı ve turnuva sonunda mutluydu. Hele de her çocuk gibi altın madalyasını İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un boynuna takmasıyla yaşadığı gurur. Onun hayatı boyunca unutamayacağı bir an olacak. Yaklaşık 8 saat boyunca hiçbir yere gitmeden kaldığım Mete Adanır Spor Salonu'nda bazı velilerin çocuklarına yaptığı psikolojik eziyete tanıklık etmeyi de ben unutmayacaktım. Çocuklarını azarlayan o velilerin kendisi sanki Süpermen'di. Sanki hayatlarında hiç yenilgi tatmamışlardı. Ünlü bir düşünür, "Yenilgi bir umutsuzluk kaynağı değil, taze bir başlangıçtır." demişti. Lütfen o güzel çocukların beyinlerine hırs ve bencillikler yükleyerek hayatlarını karartmayalım.